Dostlar merhabalar. Şimdi üslü sayıların ne kadar önemli olduğunu bir önceki videoda gayet iyi bahsettik arkadaşlarım. Sınavda %99 oranında çıkacağını söyledik. TYT'de de olsun, KPSS'de veya DGS konularının arasında yer alır üslü sayılar. İkinci videomuzla devam ediyoruz dostlarım. Hiç vakit kaybetmeyeyim o zaman ben de. Hemen şu odaklanmasını bir ayarlayalım. Ve bismillah deyip başlayalım. Şimdi en son 7. özelliğimizde yani bölme dediğimiz özellikte kalmıştık. Bölmemizi şöyle yapıyoruz dostlar. Eğer ki verilen bölme işleminde tabanları aynı gördüyseniz, bakın ikisinin de tabanı A. Bunu şöyle yapıyorsun. Ortak bir tabanda yazıyorsun A tabanında. Ve alttaki K'yı yani alttaki kuvveti yukarıya ters işaretli olarak çıkartıyorsun. Yani artıysa eksi, eksi ise artı çıkartıyorsun. Şu yukarıdaki kuvvetin yanına yazıyoruz. Mesela hemen 5 bölü 7 bölü 5 bölü eksi 8 diyelim. Şimdi ne yapacağız? İkisinin de tabanları aynı ya. Ortak bir tabanı yazdık. Yukarıdaki kuvveti de yazdım 7. Alttaki kuvveti eksi 8 ya. Ters işaretli yani artı 8 olarak yukarıdaki kuvvetin yanına da yazıyor. Ne oldu yani kısaca burası da? 5 üzeri 7 ile 8'in toplamı da 15'tir dedi. Peki hocam, üsler aynıysa ve tabanlar farklıysa ne yapacağız? Üsler aynıysa dostlarım bunları da bir tane üs şeklinde yani bakın şöyle A bölü B'nin ortak bir üssü şeklinde yazabiliyorsunuz. Mesela 5 bölü ya da 15 bölü 8 bölü 5 üzeri 8. Ne yapacaksın hemen bunu? Bir tane 15 bölü 5'i yazıyorum. Bir tane kuvvet yani ortak kuvvet 8. kuvvet şeklinde de yazdım. Hatta bakın burada 15 ile 5 de sadeleşiyor. Sadeleşmeyebilirdi de ama ben sadeleşsin istedim. O yüzden 15 ile 5'i seçtim. 15'i 5'e böldüm 3. Üstüne de 8'i yazdım dostlarım. Bu halde yapacakmışız. Şimdi bölmeyi anladıysak hemen sorularla daha da pekiştirelim bunu dostlarım. Şimdi soruların hepsini ben çözmeyeyim arkadaşlar. Birazını size bırakayım isterseniz. Ya da çözebildiğimiz yere kadar çözelim ya. Gücümüzün yettiği yere kadar. Evet bakıyoruz şimdi. 27 ile 81 var. Bakın hemen tabanlara bakın arkadaşlar sorularda. İkisi de ortak bir şeyin tabanı mı, kuvveti mi? Bakın 27 3'ün 3. kuvvetidir. Bir de üstünde 5 var. 81 3'ün 4. kuvvetidir. Bir de üstünde 4 var. Şimdi burayı bir toparlarsam dostum o halde ben. Şurası 3 kere 5 çarpılıyordu. Yani şöyle oldu. 3 üzeri 15 oldu. Bölü. 4 ile 4 çarpılıyordu. 3 üzeri 16 oldu. Peki tabanlar aynıysa ortak tabanda yazıyoruz. Alttakini de yukarıya eksi çıkartıyorum değil mi? Ters işaretliyse artıysa eksi çıkıyor. Yani 15 eksi 16'dan eksi 1 geldi. 3'ün eksi 1. kuvveti. O da ne demektir? Takla attır demektir. Yani 1 bölü 3'tür sorunun cevabı. Şuna gelelim hemen. Buna bakalım. Şimdi burada da kuvvetler aynı. Bakın 5 ile 5. O zaman alttakileri çarpıyorduk değil mi çarpma işleminde? 2 kere 3 6 yapıyor. 6'nın 5. kuvveti. Bölü 6'nın 3. kuvveti var. Artı. Burada da tabanlar aynıysa çarpmada ne yapıyordum? Üstleri topluyordum. 3 üzeri eksi 2 ile 3'ün toplamı 1'dir. Bölü burada da 3 üzeri eksi 1 var. Şimdi devam edelim. Tabanlar aynı bölme işleminde. O zaman 3 yukarıya eksi 3 olarak çıkacak. Ortak taban yani 6'nın 5 eksi 3'ten 2. kuvveti kalacak. Artı. Tabanlar aynı bakın ikisinde de 3 var. Alttaki yukarıya artı 1 olarak çıkacak. 3 üzeri 2 oldu. Bu da. Peki 6'nın karesi ne demektir? 36. 3'ün karesi ne demektir? 9. 36 ile 9'un toplamı da 45'tir dedik. 4 üzeri 4 sayısının 4 üzeri 4 sayısının 1 bölü 8'i bişesi kaçtır sorusunda o bir şeyle çarpıyorsunuz soruyu dostlar. 1 bölü 8'i kaçtır mı dedi. 1 bölü 8 ile çarpıyorum. 2 bölü 5'i kaçtır mı dedi. 2 bölü 5 ile çarpıyorsun. Olay bu. Peki toparlayalım. Ne oldu? 4 üzeri 4 ile 1'i çarparız. Yine 4 üzeri 4 bölü 8 yazalım buraya da. Bakın 4 ile 8 ikisi de 2'nin bir kuvveti. 4 dediğim şey 2'nin karesidir. Bir de 4. kuvveti var. 8 dediğimde 2'nin küpüdür. Şurayı bir toparlayayım. Kuvvetin kuvveti var. 2 ile 4'ü çarpabiliyordum. 8 oldu. Bölü
2'nin küpü var bir de burada. Şimdi tabanlar aynıysa ortak tabanda yazıyorum. Üsttekini yazıyorum. Alttakini ters işaretli olarak yanına yazdım. Eksi 3 olarak. 8'den de 3 çıkarsa 5 kaldı. 2'nin de 5. kuvveti, yani 2'yi 5 defa yan yana çarparsanız da 32 bulacaksınız sorumuzun cevabı. Gözüküyor mu her şey diye bakıyorum. Evet gözüküyor. Şuna bakalım. Bakın 64 ile 16. İkisi de 2'nin bir kuvveti. 64 2'nin 6. kuvvetidir. Bir de üstünde 5 var. 16 2'nin 4. kuvvetidir. Bir de üstünde 7 var. Kuvvetin kuvveti oldu bu. Yani 2 üzeri 30 oldu. 2 üzeri 28 oldu. Artık alıştınız. Ortak tabanda yazıyorum. Alttaki 28 30'un yanına eksi çıkıyor. 30 eksi 28'den de 2 kaldı. 2'nin ikinci kuvveti de 4'tür dedik. Şuna gelelim. Bakın üstler aynıysa altları çarpıyorduk. 3 kere 2 6'dır. Bir de 7. kuvveti var. 36 6'nın karesidir. Bir de 5. kuvveti var. Bir daha toparlıyorum. 6'nın 7. kuvveti bölü 2 kere 5'ten 6'nın 10. kuvveti oldu. Ortak tabanda yazıyorum. 6 tabanında 7'yi yazdım. 10 yukarıya eksi 10 olarak çıktı. Yani 6'nın 7'den 10 çıkarsa eksi 3. kuvveti oldu sorumuzun cevabı. Harflisini çözelim şimdi de. Şurası kuvvetin kuvveti. Çarpıyorum. A üzeri 6 çarpı 4 kere 2'den A üzeri 8 bölü 3 kere 3'ten A üzeri 9 oldu. Şimdi şunları bir toparlayalım. Tabanlar aynıysa üstler toplanır. 6 ile 8'in toplamı 14'tür. Bölü. Bir de A üzeri 9 var burada dostlarım. Ya bölmeyi illa böyle de yapmak zorunda değilsin bak. Burada 14 tane, burada 9 tane var. 14'ten 9'u çıkarttığında da 5 tane A kalır. Yani A üzeri 5'tir diyebilirsin de bunu. Ya da 9 yukarıya eksi 9 çıkacak. 14'ten 9 çıktı 5. A üzeri 5'tir de dedik. Böyle de yapabilirmişiz dostlar. Evet kardeşlerim, hemen bu kısmı hallettik. Şimdi geldik şu kısma. Şimdi bir soru tipi. Klasik bir soru tipi. Her soru bankasında karşımıza çıkacak soru tipi. Bakın kuvvetlere dikkat edin. İlk başta anlattığım, ilk videoda anlattığım gibi harfli sayıların toplamları şeklinde yazılmış. Buna dikkat edin dostlarım. Şimdi ne yapacağız burada? Şunları ne yapıyoruz demiştim. 4 üzeri x çarpı 4 üzeri 1 diye yazdık. Ayrı ayrı çarpan ayrı ayrı tabanların çarpımı şeklinde yazıyoruz bunları, değil mi? Hani bunu tekrar ters yaparsak üstler toplanıyor demiştik. Tabanlar aynıysa 4 üzeri x artı 1'e dönüyor yine. Artı diyorum, bakın şunu nasıl yapacağım o zaman? Bir 2 üzeri 2x diye yazacağım. Çarpı bir de 2 üzeri 3 diye yazacağız. Bölü diyelim. Şimdi şurayı toparlayalım. Burası da 2 üzeri 2x çarpı 2 üzeri 1 diye de yazıldı. Şimdi şu 4 üzeri x dediğimiz sayı 4 2'nin karesidir değil mi dostum? Yani şurada yapayım hatta. 4 2'nin karesidir. Bir de üstünde x var. O halde 2 ile de x çarpılıyor da şu kuvvetin kuvvetinde. 2 üzeri 2x oldu. Çarpı 4'ün birinci kuvveti 4. Artı 2 üzeri 2x oldu. Çarpı 2'nin küpü 8. Bölü. Burada da 2'nin birinci kuvveti 2'dir. Çarpı 2 üzeri 2x de buradan geldi. Bakın şimdi 2 üzeri 2x'lere elma dersek şunlara. Elma. 4 elma, 8 elma daha ne yapar? 12 tane elma. Yani 12 tane 2 üzeri 2x. E bölü 2 tane 2 üzeri 2x de burada var. E 2 üzeri 2x'ler sadeleşirse 12 bölü 2'den ne kaldı geriye? 6. Çok da güzel bir soru oldu. Sınavda da çıkmış sorunun kopyasıdır. Bu arada haberiniz olsun. Hadi bir tane daha. Ben olsam burada videoyu durdururum. Kendim çözerim. Şimdi 3 üzeri x bir dursun burada. Artı şunu ne yapıyorduk? Ayrı ayrı 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1. Artı 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2. Bölü 13 tane 3 üzeri x diye de bunu yazdım. Şimdi bakın yukarıda ne var? 3 üzeri x, 3 üzeri x, 3 üzeri x. Her birinde 3 üzeri x'ler var. Hatta şu 3 üzeri x'in yanında bir çarpı durumunda var değil mi? Yazılmamış. Şurada 3 üzeri x, şurada 3 üzeri x var. O halde ben 3 üzeri x parantezine alsam ya da 3 üzeri x'e elma dediğimi düşünün. Paranteze almak demek, elma demekle aynı şeydi. 1 elma buradan, 3 elma daha 4 elma.
3'ün karesi 9 demektir. 9 daha 13 tane elma geliyor. Yani 3 üzeri x parantezinde 13 geliyor. Bölü aşağıda da bakın 3 üzeri x çarpı 13 var. E hocam 3 üzeri x'ler de gider, 13'ler de gider. Geriye ne kalır? 1. Sorunun cevabı 1 çıktı. Evet, şimdi çok meşhur bir soru tarzı daha. Türünden yazma sorusu yine her soru bankasında karşınıza çıkacak soru tarzıdır. Şimdi bir şey veriyor. Bakın burada 3 üzeri x'i vermiş 2 diye. Şu kaçtır diye bir soru soruyor. Sen hemen bu türünden yazma sorularında olayın şu. En büyük tabanı küçük olanın cinsinden yazacaksın dostum. Burada küçük olan bir tek 3 olduğu için taban olarak 27'yi 3 cinsinden yazacağım. E şöyle değil midir? 27 3'ün küpü demektir. Bir de üstünde 2x var dostum bunun. Hadi biraz daha toparlayalım. 3 ile 2x'i çarpabiliyorduk. 3 üzeri 6x yapar. Şimdi bunu biraz daha toparlayalım. Şuna benzetmeye çalışıyorum 3 üzeri x'e. Bak bunu şöyle yazamaz mıyım? 3 üzeri x'in 6. kuvveti. Sonuçta bunlar çarpıldığı gibi ayrı ayrı da yazılabiliyor bakın. Peki 3 üzeri x ne demekti dostum? 2 demekmiş. O zaman oldu bu sana 2'nin 6. kuvveti. İşte cevap geldi. Hadi bunu yapalım. Şimdi burada ne yapacağız? Büyük olan 4 olduğu için küçük olan 2'ye benzeteceğiz. E kolay öğretmenim. 4 dediğimiz şey zaten 2'nin karesidir. O zaman 2 üzeri 2'nin bir de 2x artı 1. kuvveti var. E kuvvetleri çarpabiliyorum. 2 üzeri 2 ile 2x artı 1'in çarpımı 4x artı 2'dir dedim. Toparlayalım. Şimdi bunu da ayrı ayrı çarpmayı da öğrendik. Şöyle yaptık değil mi? 2 üzeri 4x çarpı 2 üzeri 2 diye yazıyorduk bunları ayrı ayrı. Biraz daha düzenleyelim. Şimdi şunu yazmasını da az önce öğrendik. Şöyleymiş. 2 üzeri x'in 4. kuvveti demekmiş. Çarpı 2'nin karesi yani 4. Peki 2 üzeri x neymiş? 3'e eşitmiş. O zaman 3 üzeri 4 çarpı 4 oldu bu. İşte sorumun cevabı geldi. Hadi şunu yapalım şimdi kardeşim. İfadesinin A türünden değeri nedir diye bir soru sormuş bize. Bak önce şununla biraz oynayalım mı? 2 üzeri x çarpı 2 üzeri eksi 1'miş A. Yani 2 üzeri x çarpı 1 bölü 2 A'ya eşitmiş. Hadi şu 2'yi buraya çarpı olarak atalım. 2 üzeri x neymiş? 2 çarpı A'ymış. Şurayı toparlıyorum şimdi hemen. 8 dediğimiz şey 2'nin küpüdür. Bir de üstünde x var. Bölü 4 var. Peki şu 3 ile x yer değiştirebiliyordu. Yani 2 üzeri x'in 3. kuvveti oldu bu. Bölü bir de 4 var. Bakın 2 üzeri x neymiş? 2a'ya eşitmiş. O zaman yazalım. 2a'nın 3. kuvveti bölü 4 oldu. Bir satır daha toparlıyorum dostlarım hemen şimdi. Şu 3. kuvvet hem 2'nin hem a'nındır. 2'nin 3. kuvveti 8'dir. A'nın 3. kuvveti de tabii ki a küptür. Bölü 4 var. 8'i 4 ile sadeleştiriyorum. 2 oldu bir de a küp var. 2 a küpmüş sorumuzun cevabı zaten altta da yazıyor dostlar. Hadi biraz daha devam edelim. Bu soru tarzı önemliydi kardeşim. Hemen bir satır daha bundan bir soru çözelim. Yine bakın aynı soru tarzımız. Önce şu 5 üzeri x artı 1 ile oynayalım. 5 üzeri x çarpı 5 eşittir a. Şimdi şu 25 ile biraz oynayalım. 5'in karesi demektir 25. Bir de üstünde x artı 2 var. 5'i şunları çarparak yazıyorum. 2x artı 4 oluyor. Şunları ayrı ayrı yazabiliyorduk. 5 üzeri 2x çarpı 5 üzeri 4 oldu. 5 üzeri 2x'i de şöyle yazabiliyordum. 5 üzeri x'in karesi çarpı 5 üzeri 4. Bakın buradaki 5 üzeri x'i elde ettiğim an durdum şimdi. Peki şu 5'i de bu tarafa atarsak 5 üzeri x neye eşitmiş? A bölü 5'e eşitmiş. O halde 5 üzeri x gördüğüm yere a bölü 5 yazıyorum. Bir de karesi var. Çarpı 5'in 4. kuvveti. Peki şunu yazalım. Bölmeyi halledelim. A'nın karesi demektir bu. Bir de 5'in karesi demektir. Şöyle. Çarpı bir de 5 üzeri 4 var. Bakın bu 5'in karesi 5'in 4. kuvveti. Tabanlar aynı olduğu için alttaki yukarıya nasıl çıkacak? Eksi 2 olarak çıkacak değil mi bu adam buraya? Yani şöyle mi oldu? A kare kaldı işlemde. Bir de 5 üzeri 4 eksi 2. Yani 5 üzeri 2 kaldı. Yani A kare çarpı 25 çıktı. Sorumuzun cevabı buradan geldi. Bakın bu soruda da
Büyük olanı ne demiştim? Küçük olan tabanlara benzeteceksiniz. 2 tane taban var. O zaman 72'yi hem 2'ye hem 3'e benzeteceğiz dostlar. Şimdi 72'yi yazalım şöyle. 72 üzeri x ya bu. 72 şöyle değil midir dostum? Mesela ne olabilir 72? 8 çarpı 9 diye yazılır değil mi? 8 çarpı 9 bir de üstünde x var. Hatta 8'i şöyle yazabilirim. 2 çarpı 2 çarpı 2'dir 8. 2'nin küpü çünkü. 9 da 3'ün karesidir. 3 çarpı 3 bir de üstünde x var. Ne öğrenmiştik bu çarpmada? Bir tane ortak kuvvet varsa hepsini ayrı ayrı yazabiliyorum. Yani 2 üzeri x çarpı 2 üzeri x çarpı 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x çarpı 3 üzeri x diye yazıyorum. Şimdi 2 üzeri x neymiş? A. O zaman a çarpı a çarpı a çarpı 3 üzeri x neymiş? B. B çarpı b. Yani bir satır daha toparlayayım. A çarpı a çarpı a. A küp demektir. B çarpı b de b kare demektir. İşte a küp çarpı b. Bakın bu da aynısı. Şimdi 120'yi 2, 3 ve 5'e benzeteceğiz. 120 üzeri x. Şimdi 120 neyle neyin çarpımı? 12 ile 10'un çarpımı. İlk aklıma gelen bu. 12 çarpı 10. Bir de üstünde x var. Pardon şu x parantezin üstünde. Peki 12 nedir? 4 çarpı 3'tür. Yani 4 dediğimizde 2 çarpı 2 çarpı 3. Bakın 12'yi yazdım şimdi. 10 da 5 çarpı 2'dir. Bir de üstünde x var. Hadi bir daha toparlayalım şimdi. X'i hepsini tek tek yazıyorum. 2 üzeri x. 2 üzeri x. 3 üzeri x. 5 üzeri x. Bir daha 2 üzeri x. Peki 2 üzeri x a'ymış. A çarpı a çarpı. Bir a da şu sondan geliyor. A. 3 üzeri x b'ymiş. 5 üzeri x c'ymiş. Yani a küp çarpı b çarpı c. Sorumun cevabı geldi bile çoktan. Evet, bir diğer özelliğimize geldik. Üslü denklemler sorusuna geldik dostlarım. Bu da önemli bir özelliktir. Üslü denklemlerde birkaç farklı çeşidi göreceğiz şimdi. Bir, tabanları eşit olan üslü iki ifade. Bakın tabanları eşitse, diyorsun ki tabanları eşit olan üslü ifadelerin üstleri de birbirine eşittir. Yalnız burada şartlarımız varmış. Taban sıfır olmayacak. Taban bir olmayacak. Ve taban eksi bir olmayacakmış dostlarım. Şartımız da bu. Neymiş üslü denklemlerde? Tabanlar aynıysa üstler de birbirine direkt eşittir diyormuşuz. Hemen notunu aldın sen. Biz de biraz soru çözelim. İyice ısınalım bu kısma. Şimdi bakın üslü denklem yani eşittir varsa biz buna üslü denklem diyeceğiz dostlarım. Tabii iki tarafta da tabanları aynı yapmaya çalışacaksın önce. 81 3'ün bir kuvveti mi? Evet, 3'ün 4. kuvveti. 81 değil artık bu, 3'ün 4. kuvvetine eşit olsun. Peki dostum tabanlar aynıysa neydi kural? Üstler de aynı. Yani 2x eksi 2 ile 4 birbirine eşittir. İşte denklem de çıktı. 2x eksi 2 eşittir 4. Eksi 2'yi bu tarafa atalım. Artı 2 gelsin. Yani 2x eşittir 6 olur. 2'ye bölersek de x eşittir 3. Cevabı yanlış yazmışız. X eşittir 3 çıkacak. Şuna bakalım hemen. Bir toparlama işlemi yapalım öncelikle. Şimdi bunu 2 üzeri x diye yazıyorum. Artı. Bak artık yukarıda harfli toplamlar görünce ayrı ayrı yazmasına alış. 2 üzeri x çarpı 2'dir bu. Artı. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 2'dir bu da. Şimdi elma toplaması yapalım. Bak 2 üzeri 2 4 demektir. 4 tane elma. 2 elma daha 6 elma. 1 elma da buradan geliyor. 7 tane elma. Yani 7 tane 2 üzeri x eşittir 224. Şimdi 7'ye bölelim. Hemen 224'ü 7'ye şöyle kenarda böleyim. 3 kere 7 21 çıkarttım. 1 14'te 2. 32 geliyormuş. Yani 2 üzeri x eşittir 32 çıktı ki 32 de 2 üzeri 5 demektir aslında. Tabanlar aynı olduğu için üstler de eşittir. X eşittir 5. Doğru cevabı bulduk. Şuna bakalım. Bak artık şunu ne yapacağını biliyorsun sen. Şimdi buna dokunmuyorum. 3 üzeri x çarpı şey artı pardon. Bu da 3 üzeri x çarpı 3'ün karesi gelir değil mi? Yani 9 eşittir 270. 9 elma 1 elma daha 10 tane elma eşittir 270 olur. 10'a bölelim. 10'a bölelim bir sıfır gitsin. 27 kaldı. 27 de 3'ün küpü demektir. 3 üzeri x 3'ün küpü ise tabanlar aynıysa üstler de eşitti. X eşittir 3 geldi. Evet cevap 27 değil 3 çıktı.
Dostlar burayı da size bırakayım, tamam mı? Çünkü daha çok kağıdımız kaldı. Yani bir video daha çekmeyelim ekstradan diye uğraşıyorum. Kaç dakika olmuş? 19 dakika olmuş. Ya da yine de çözelim ya. Kıyamadım yine anasını satayım. Hadi biz çözelim kardeşler. Siz de iyice öğrenin, tamam mı? Üçüncü video yaparız gerekirse ya. Şimdi şurayla oynayacaktık can dostum. Ya da şuraya bakın. Direkt bu taraf zaten 2'nin 5. kuvveti ya kardeşim bu. O zaman tabanlar aynı olduğu için üstlerde eşit. Yani 3x eksi 4 eşittir 5'e. Eksi 4'ü bu tarafa artı 4 olarak atalım. 9 olsun. 3'e bölersek x de 3 gelir. Şimdi şuna bakıyoruz. Önce bir ayrı ayrı toparlayalım isterseniz. 5 üzeri 2x çarpı 5'in birinci kuvveti artı 3 tane 5 üzeri 2x eşittir 200'müş. Peki 5 üzeri 2x, 5 üzeri 2x elma diyelim buna. 5 elma buradan, 3 elma buradan, 8 tane elma yani 5 üzeri 2x çıktı 200. Hemen 8'e bölelim bunu. 8'e böldüm. Burayı da 8'e böldüm. Önce 4'e bölersem 20'yi 4'e böldük. 5 mi geliyor lan? 50. Bir daha 2'ye böldük. 25. Yani 5 üzeri 2x eşittir. Şurada 25 kaldı. Yani 5'in karesi kaldı. Tabanlar aynı olduğu için üstler de eşit. Yani 2x eşittir 2'ye, x eşittir 1'e dedik. Geldik buna. Bakalım burada ne yapacağız şimdi. Bu 36, 6'nın karesi demektir. Yani 6 üzeri 2'dir. Bir de x'inci kuvvet var. 6 üzeri 2x. Artık kısaltıyorum işlemleri. Burada da 2 çarpı 6 üzeri 2x geldi. Eşittir 1 bölü 2 diyelim buna da. Şimdi şurayı bir toparlayalım. Bak 6 üzeri 2x, 6 üzeri 2x. 2 burada, 1 tane de burada. 3 tane 6 üzeri 2x oldu burası. Eşittir 1 bölü 2 geldi. Şurayı 3'e bölersek her iki tarafa 6 üzeri 2x eşittir 1 bölü 6 oldu. Yani 6 üzeri 2x eşittir 6 üzeri eksi 1 olur. 1 bölü 6 ne demekti? 6 üzeri eksi 1 demekti. Tabanlar aynıysa üstler de eşittir. Yani 2x eşittir eksi 1, o halde x eşittir eksi 1 bölü 2'yi yapıştır gelsin. Evet, şimdi üslü denklemlerin ikinci özelliğine geldik dostlar. Bakın ne diyor ikinci özellik. Şimdi bu sefer de üstler eşitse. Dostum üstler eşitse iki şeye bakacaksın. Bu üst dediğimiz şey ya çift ya tektir zaten, değil mi? Çift ise, çift olduğu durumda A ile B birbirine eşittir veya bunlardan biri diğerinin eksilisine eşittir. Bak çift olduğunda da iki ifadeye bakacakmışız. Eğer kuvvet çiftse bir tabanları eşitleyecekmişim. Bir de tabanlardan birini artı diğerini eksi yapıp birbirine eşitleyecekmişim. Ha tekse hocam, üstler tekse direkt alttakiler birbirine eşittir. A ile B eşittir dersin. Bir şeye bakman yeterli olur. Bu bizim ikinci özelliğimizdi, üslü denklemlerin. Şimdi 3 ve 4. özelliğini de gömelim hemen, üslü ifadeleri. Ne diyor burada dostlarım? Şimdi burada da bakın ne tabanlar eşit ne de kuvvetler eşit dostlarım. Bu durumda da şunu söylüyorsun. Eğer A ile B eşit değilse tabii ki, yani tabanlar eşit değil. Kuvvetler hemen ikisi birbirine eşit ve sıfıra eşittirler diyorsun. Yani M de sıfır, M de sıfır diyeceksin dostum. İkisini de sıfıra eşitliyormuşsun. Olay bitiyormuş can kardeşim. Şimdi bir özelliğimiz daha var üslü denklemlerde. Çok meşhur bir soru tarzıdır. Üslü bir ifade 1'e eşitse bu durumda neler söyleyebileceğiz? Nelere bakmamız gerekir bunu öğreniyoruz. 3 şeye bakacaksın dostum. Eğer bir üstü ifade 1'e eşitse 3 şeye bakacaksın ve sen aslında biliyorsun bu 3 şeyleri. Yani ne zaman 1'e eşit olur üstlü ifade? Kuvveti 0'sa bütün sayıların sonuç 1'di. Bunu biliyorsun değil mi dostum? Mesela 5'in 0. kuvveti 1'di. 7'nin 0. kuvveti 1'di. Ama nasıl bir şartım vardı? Taban 0 olmayacak. Yani 0'ın 0. kuvveti 1 değildir dostum. Bu belirsizliktir, tamam mı? O zaman bir sayının, bir üslü sayının sonucu 1'e eşitse birinci bakacağın şey taban 0 olmamak şartıyla kuvvet 0'dır diyeceksin. Bu 1. 2. Hocam taban 1 ise 1'in bütün kuvvetleri 1 değil miydi? Evet. A 1 olursa n'in kaç olduğunun önemi yok. Sonuç kesinlikle 1 çıkacak. Bu da tamamdır.
Bir de neye bakacakmışız? Tabanın 1 olma durumuna bakacakmışız. Son olarak da taban eksi 1 olsa, eksi 1'in de bir kuvveti 1 olabilir ama hangi kuvveti? Çift kuvvetleri 4, 6, 8, 2, 10, 12, 14 gibi çift kuvvetleri de 1'dir. Tek kuvvetleri eksi 1'dir çünkü. O zaman tabanı eksi 1 diye düşünüp n'in çift olduğunu kabul edecekmişiz. İşte bu 3 şeye bakacakmışız. Tabii ki bunu şimdi soruda daha da iyi öğreneceksiniz birazdan. Şimdi şu üstlü denklemlerin son 3 özelliğini de şurada sorularla iyice öğrenelim dostlarım. Hadi gelin birlikte. Şimdi bakın. Burada kuvvetler eşit. Kuvvetler eşitse 2 ihtimal vardı. Neydi? 1. Kuvvet çiftse bir şeye bakacaktık. Tekse bir şeye bakacaktık. Şimdi kuvvet çift. O zaman diyorsun ki bir tabanlar direkt birbirine eşit olabilir. Veya bir tanesini aynen diğerini eksiyle çarparak çıkartacaktık. Hatırlayın özelliğimizi dostlar. Hemen o kağıdımı da şöyle tekrar geri alıyorum. Bakın ne diyorum? Kuvvet çiftse bir tabanları direkt eşitliyorum. Bir de birini artı diğerini eksi çıkartarak yazıyormuşum. Hocam hangisini artı hangisini eksi fark etmez. Ben birinciyi artı ikinciyi de eksiyle çaktım. İşte buradan bir x değeri, buradan da bir x değeri bulup bize de değerlerinin toplamını soruyor. Şimdi x'i buraya alalım x kalsın. Eksi 1'i buraya alalım 5 kalsın. X'i buraya alalım 3x olsun. Eksi 1'i buraya alalım eşittir eksi 3 kalsın. X eşittir eksi 1 çıktı. Buradan da 5 gelmişti. 5 ile eksi 1'in toplamı da 4'tür dedik. Geldik şuna. Bakın burada kuvvet tek. Kuvvet tekse bir artılı bir eksili bakmaya gerek yok canım öğrenci. Ne yapacakmışız? Direkt tabanlar birbirine eşittir demen yeterli. Yani 2x eksi 1 eşittir. Eksi x artı 5. Eksi x buraya gelirse 3x olur. Eksi 1 buraya gelirse 6 olur. O zaman x de 2 çıkar dersin, olayı bitirirsin. Bak burada ne yapacaksın şimdi? Kuvvet çift ya. Hemen 2'ye böldüm sayfamı. Madem ki kuvvet çift hocam, bir önce 3x eksi 4 eşittir x artı 8 diye aynen eşitleyeceğim. Bir de 3x eksi 4'ü aynısını yazacağım. Bunu da eksiyle çarpıp eşitleyeceğim. Yani eksi x eksi 8 diyeceğiz dostlar. Hadi toparlayalım şunları. X buraya gelirse 2x olur. Eksi 4 buraya gelirse de 12 olur. X eşittir 6'ymış. Bu 1. Eksi x buraya gelirse 4x olur. Eksi 4 buraya gelirse artı 4 olarak geldi. Eksi 8 var. Eksi 4 oldu. X eşittir. Eksi 1 çıktı. Bu 2. Toplamları 6 ile eksi 1'in toplamı da 5'tir. Şimdi gelelim buna. Bak burada tabanlar farklı. O zaman neydi kural dostlarım? Üstler kesinlikle 0 olacak. 0 olduğu zaman bak 2'nin 0. kuvveti 1'dir. 3'ün 0. kuvveti de 1'dir. Ve dolayısıyla ikisi de 1 olduğu için birbirine mecbur eşittir. O zaman neymiş kural? Tabanlar farklı sayılardan. Kuvvetler de birbirine eşit değil verildiğinde sen diyecekmişsin ki kuvvetler kesinlikle 0'a eşit. Yani a eksi 5 de 0'a eşit. 2b eksi 4 de 0'a eşit. O halde a 5'tir. 2b 4, b de 2'dir. Bizi de neyi soruyor? A artı b. 5 ile 2'nin toplamı 7 çıktı. Evet, hemen şimdi şu bir de son özelliğimiz vardı ya, 1 olma durumu arkadaşlarım. Bir de onu görelim hemen burada. Şu 1 olma durumu. Bakın, üstlü bir ifade 1'e eşitse. Şimdi ne dedik can dostum burada? Hemen şöyle kağıdımı alayım yanıma. İlk bakacağım şey 1. Taban 0 olmayacak. Kuvvet 0 olursa 1 olur dedik. Hemen şöyle attım bunu. Kuvvet 0 olacak. Yani 2x eksi 8 0 olursa eğer ki bütün sayıların 0. kuvveti 1 olduğu için sonuç 1 çıkar. Peki buradan x kaç geliyor dostum? Eksi 8'i bu tarafa atarsam artı 8. 2x 8 ise x 4. Ama hemen zıplamıyorsun. Çünkü burada şartım neydi? Tamam, kuvvet 0'a eşitlenir. Ama bu bulduğun değer tabanı 0 yapmayacak. Çünkü tabanı 0 yaparsa 0 üstünde 0 olur. O yüzden hemen 4'ü yerine yaz bakayım tabanda. 4'ten 2 çıkarsa 2 kaldı. Tamam, 0 olmadıysa evet bu kabulündür. Bu oldu. 1 numaraya baktık. Şimdi geldik 2 numara. Neye bakacaktık 2 numarada? Taban 1 olacak. Taban yani A 1 olacak. Bu durumda da
sonuç 1'e eşit geliyor. Peki tabanı 1'e eşit diyelim. X eksi 2 eşittir 1 ise x eşittir 3 olur öğretmenim. Burada bir sıkıntı yok. Direkt x eşittir 3 kabulümüzdür. Geçtik gittik. Son olarak neye bakacakmışız? Taban eksi 1 olacak. Ama bu durumda kuvvetin çift olması lazım. Hemen bakalım. Taban eksi 1 olursa, yani x eksi 2 eşittir eksi 1. Bu durumda x eşittir 1 olur dostlarım. 1. Peki kabulümüz mü hocam 1? Ne olması lazımdı 1'in kabul olması için? Kuvvetin çift olması lazım. Peki yazalım. X yerine 1 yazalım. 2'den 2 kere 1 2. 2'den de 8 çıkarsa eksi 6 geliyor. Yani çifttir. Eksi olması önemli değil. Sonuçta 6 geldi. Çift. O yüzden 3 de kabulümdür dostlarım. Çözüm kümesi 1, 3, 4'tür dediniz. Şöyle küme parantezi içinde de yazdım. Evet, cevap da burada zaten. Hadi bir tane daha yapıyoruz şimdi. Bakalım ne geliyor. Şimdi ne demiştik ilk önce bu sorularda? Şu kağıdı bir daha göstermeme gerek yok herhalde arkadaşlar. Aklınızdadır hepinizin. Şimdi ne dedik? 1. İlk önce kuvvet 0 olursa sonuç 1 çıkar dedik. Yani x artı 3 eşittir 0 ise x eşittir eksi 3. Tamam. Ama bunu kabul etmem için ne olması lazımdı? Tabanın 0 olmaması lazım. Peki x yerine eksi 3 yazınca 0 oluyor mu? 2 kere eksi 3 eksi 6. Eksi 6 eksi 5 daha eksi 11. 0 olmuyor. O zaman bu kabulümdür. Geldim ikincisine. Taban 1 olacak. Yani 2x eksi 5 eşittir 1. O zaman 2x eşittir 6. X eşittir 3. Bunda bir şeye bakmana gerek yoktu. Bunu geçtim. Son olarak taban eksi 1 olacak. Yani 2x eksi 5 eşittir eksi 1 olacak. Bu durumda 2x eşittir 4 olur. X eşittir 2. Şimdi bunu kabul etmem için de tabanın eksi 1 olduğu durumda kuvvetin çift olması lazım ki sonuç 1 olsun. Peki 2'yi yerine yazarsam 2, 3 daha 5. Bak tek oluyor, tek. Tek sayı. Yani eksi 1'in 5. kuvveti oluyor. O zaman sonuç eksi 1 çıkar. O yüzden bu kabul değil. Demek ki buradaki çözüm kümesi sadece neymiş? Eksi 3 ile 3'müş. Bize de diyor ki bu x değerlerinin toplamı nedir? Eksi 3 ile 3'ün toplamı 0'dır. Bakın unutmayın, bunun şıklarında 2 de vardır. Ama 2 kabulümüz değil. Kurban olayım, unutmayın. Evet, geldik üslü denklemlerin son bir özelliği daha var arkadaşlar. Yine klasik bir soru. Her soru bankasında karşımıza çıkacak. 2 tane üslü denklemi bir soruda veriyor dostlar. Bakın bu şekilde. Bu üslü denklemleri sen ilk iş olarak alt alta yazıyorsun ve tabanları aynı olanları alt alta getiriyorsun. Bakın A A B B. Bu hale getirdikten sonra dostum şu kuvvetler var ya, n ile x'in oranı n bölü x eşit oluyor m ile y'nin oranına. Sanki şuralara bölü çizmişim gibi. N bölü x m bölü y'ye eşit olacakmış. Şimdi bunu soruda daha da iyi anlayalım, hemen gelin. Şimdi dostum, yani soruya bakın şimdi. 5 üzeri a, 5 üzeri b. Bak bu taraflar alt alta güzel gelmiş. 5 üzeri a ile 5 üzeri b var bu taraflarda. Şimdi bu tarafları da aynı yapmalıyım. Burası 2 üzeri 1'dir. 16'da 2'nin 4. kuvvetidir. 2 üzeri 4 diye yazdım. Buradaki tabanlar aynı. Buradaki tabanlar aynıysa o zaman ne yapıyorduk? A bölü b eşittir 1 bölü 4'e dedik ve olay da bitti. Şimdi A demek ki 1 olur, B demek ki 4 olabilir ya da bunların katı olur arkadaşlarım. Hemen yerine yazalım istediği oranda. A yerine 1K yazıyorum, B yerine 4K yazıyorum bölü 1K. Yani 5K bölü 1K'dan K'lar giderse geriye bir tek 5 kaldı. Sorunun cevabı 5 çıktı. Şimdi şuna bakalım. Şimdi burada bakın 3 ile 5 alt alta olmadı bir kere. O yüzden 81'i buraya alalım biz ilk önce. Şöyle yapalım yani. 3 üzeri x bu eşittir. 125 de aslında 5'in küpüdür. O zaman 5 üzeri 3 diye yazalım. Şimdi 81'i bu tarafa alacağım dostum. 81 bu tarafta. 5 üzeri y de bu tarafta. Bak 5'leri alt alta getirdik. Şimdi 81 de 3'ün 4. kuvvetidir. Şunu bir daha toparlayalım şimdi. Üsttekini yazıyorum. 3 üzeri x 5 üzeri 3'e. 81 3'ün 4. kuvvetiydi. 5 üzeri y. Bakın tabanları aynı yaptık. Şimdi o zaman
Ne oluyormuş? X bölü 4 kuvvetlerin oranı 3 bölü y birbirine eşit. İçleri çarp 12, dışları çarp x çarpı y. Zaten bize de x çarpı y'yi soruyor. Cevap da 12 geldi bile dostlarım. Evet, şimdi üslü sayıların son özelliğine geldik. Sıralama. Üslü sayılarda sıralama sorularını nasıl çözeceğiz bunu öğreniyoruz. Şimdi 3 durumda karşımıza çıkabilir sıralamalar. Birinci durum. Tabanları eşit verebilir. Bakın hepsi 2, 2, 2 ya da hepsi 3, 3, 3, 5, 5, 5 gibi tabanları aynıysa. Bu durumda kuvvetlerden küçük olan hangisi ise o sayı daha küçüktür. Büyük olan hangisi ise o sayı da en büyüktür. İşte birinci özelliğimiz bu. Tabanları aynıysa kuvvetlerden büyük olan büyük, küçük olan küçüktür. Eğer ki üstleri eşit, tabanlar farklıysa, bu durumda da tabanda hangisi daha büyükse doğal olarak o sayı daha büyüktür dostum. Küçük olan taban hangisi ise o sayı daha küçüktür. Ha, bir de nasıl verebilir? Tabanlarla üsler eşit verilmez. Ne taban eşittir ne üst. Bu durumda da ne yaparsın? Ortak bir tabana çevirirsin ya da ortak bir üste çevirirsin. Şimdi onu da soruda göreceğiz zaten dostum. Hemen şurada 6 tane sorumuz var. Bunları bir gömelim sırayla. Şimdi bakın burada mesela kuvvetler eşit mi? Hayır. Tabanlar eşit mi? Hayır. O zaman ne yapacağım? Hepsini ortak tabana çevirmeye çalışacağım. Ya da ortak kuvvete. Ama burada tabanlar bakın 27, 9 ve 81. Hepsi 3'ün bir kuvveti. 81, 3'ün kaçıncı kuvvetidir? 4'üncü. Bir de üstünde 5 var. 27, 3'ün küpü demektir. Bir de üstünde 7 var. 9, 3'ün karesi demektir. Bir de üstünde 9 var. O zaman K ne oldu dostum? 4 kere 5'ten 3 üzeri 20. L ne oldu? 3 kere 7'den 3 üzeri 21. M ne oldu? 2 kere 9'dan 3 üzeri 18. İşte bakın hepsinin tabanını aynı yaptım. En büyükleri hangisi geldi? L. En küçükleri hangisi geldi? M. M küçüktür K. K da L'den küçüktür. En büyükleri L çünkü. Evet, geldik buna. Hadi şuna bakalım. Şimdi 1 bölü 4 diyor dostum bak. 4, 8, 16 seni cezbetsin. Hepsi 2'nin kuvveti. Şimdi 1 bölü 4 demek 1 bölü 2'nin karesi. Biraz daha kısaltacağım aslında şu anda. Onun için uğraşıyorum. Biraz daha şöyle kısaltmaya çalışacağım soruyu. Şunu şöyle yazayım bak. 1 bölü 4 demek 1 bölü 2'nin karesi. Buna da takla attırırsam 2 üzeri eksi 2 yapar. Hocam bir de 7. kuvvet var üstünde 7. O zaman A sayısı ne oldu dostum? A. Eksi 2 ile 7'nin çarpımı 2 üzeri eksi 14 oldu. Şimdi B ile konuşalım bak. 1 bölü 8 aslında 1 bölü 2'nin küpü demektir. 1 bölü 2'nin küpü 2 üzeri eksi 3 demektir. Bir de 5. kuvveti var. O zaman B sayısı ne oldu can kardeşim? 2 üzeri eksi 3 ile 5'in çarpımı eksi 15 oldu. Şimdi 16 1 bölü 2'nin 4. kuvveti. Yani 2 üzeri eksi 4 bir de nesi var? Küpü. O zaman C sayısı da ne oldu? 2 üzeri eksi 12 geldi. Bak hepsini buldum. Hatta hepsini aynı tabanda yazdık. Peki aynı tabanda yazdığımızda en büyük kuvvet hangisi çıktı? Eksi 12 değil mi dostum? En büyük kuvvet eksi 12. Sakın ha eksi 15 deme. Negatif sayılarda küçük olan daha büyüktü, unutma. Demek ki eksi 12 daha büyük. O zaman en büyükleri ne çıktı bunların? C. İşte burada. Peki en küçükleri 14 bir sonraki büyük. Eksi 15 en küçükleri olduğu için demek ki B'de en küçükleri. İşte o da burada. Evet, mevzu buydu dostlarım. Şimdi şuraya geldik bakın. Bu örnekte de tabanlar birbirinin kuvveti şeklinde yazılamıyor can kardeşim. Peki ne yapacağız öğretmenim? Kuvvetleri aynı yapacağız burada da. Şimdi 24. Bakın şu x ile oynayalım. X eşittir. 2 üzeri 24 dediğimiz şey 6 çarpı 4'tür. Y ile oynayalım. Bak şimdi birazcık y ile. Y 3 üzeri 18 dediğim şey 6 çarpı 3'tür. Z ile oynayalım. 4 üzeri 6 çarpı 2'dir. Bak hepsini 6'nın bir katı şeklinde yazdım. Şimdi şuna getireceğim bak. X eşittir. 2'nin 4. kuvvetinin 6. kuvveti olmadı mı? Ya da y eşittir 3'ün küpünün 6. kuvveti oldu. Z eşittir
4'ün karesinin 6. kuvveti. Hadi bir satır daha toparlayalım. X eşittir 2'nin 4. kuvveti demek 16 üzeri 6. Y. 3'ün 3. kuvveti demek 27 üzeri 6. Z. 4'ün karesi demek 16 üzeri 6. Bakın hepsinin kuvvetini 6 yaptım. O zaman tabanı büyük olan daha büyüktür. Yani içlerinde en büyük Y. Y en büyükleri. X ile Z aynı sayılar çıktığı için X ile Z eşit. İşte burada cevabımız. Şimdi 3 tane daha soru var burada dostlarım. Ne kadar süremiz oldu? 40 dakika olmuş. Arkadaşlar bunları da size bırakayım. Olur mu Can kardeşim? Çünkü soldakilerin aynısının farklı versiyonunu yazdık. Cevaplar zaten burada. Takıldığınız yer olursa yine yorumlar kısmına yazın. İnanın bana sırf sizin için hangi soruda takıldıysanız bir tanesini çözelim orada. Tamam mı Can kardeşim? Ama çok yoruldum şimdi. Saat de bayağı bir ilerledi. Bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın Can kardeşlerim. Görüşmek üzere. Hadi öpüyorum hepinizi. İyi çalışmalar.